Herkese merhabalar, ben Merve Veziroğlu. Bugün sizinle birlikte takipçilerime mektup arkadaşı yaptım ve onlara birlikte mektup hazırlayacağız. 4 tane takipçimi seçtim. Aslında 3 tane seçmiştim. Bu 4. olanı da sonradan eklediğim ve ona bile sürpriz olacak bir mektup olacak bu. Bu patatesleri hatırlıyorsanız bir önceki videomda bez çanta süslerken kullanmıştım. Çok güzel oldu. Bozulmadan bir projede daha kullanayım diye mektup arkadaşlığı videomda da kullanmak istedim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Benim çok hoşuma gitti böyle. Limon dilimleri mektup zarfının üzerinde güzel duracak gibi geldi. Evet, şimdi bunu kurumaya alıyoruz. Diğer mektup zarfımıza geliyoruz. Bunda da üçgenleri kullanacağım. Ama üçgenlerin baskısını yaparken hepsini aynı yönde yapmazsanız çok daha güzel olur. Bazılarını yukarıya, bazılarını aşağıya bakarken yaparsanız eminim çok daha güzel olacaktır. Bazı yerlerde böyle basmıyor mesela. Burayı da süngerle tamamlayacağım. Bu aralar çok sık video yükleyemiyorum. Sizden de çok güzel video istekleri geliyor. Onların hepsini biriktiriyorum. Çok güzel videolarla geri döneceğim. Çok yoğun bir dönemden geçiyorum. O yüzden YouTube'a çok fazla ağırlık veremedim. Ama bundan sonrasında inşallah yaptığım işlerde biraz hafifleyince çok daha güzel, dolu dolu içeriklerle, harika videolarla dönmeyi planlıyorum. Evet, iki tanesini bu şekilde yaptım. Üçüncüsünde ne yapsam diye düşünüyorum. Ve limon dilimleriyle beraber zarfın ön yüzünü süslemeye karar verdim. Ve bunu yaparken de yarım yarım kullanıyorum aslında. Tamamen yapmadım. Ve zarfın arka kısmında da üçgenleri kullanıyorum. Bu videoda size yeniliklerden de bahsedeceğim. Yeni ürünler kullanacağız. Bu ürün Cirbes'ten ve aslında bir kağıt şekillendirici, şekilli kağıt kesici de diyebiliriz. Böyle küçük bir makine, böyle katlanıyor, daha da az yer kaplıyor. Bu tarzda bıçakları var ve bu bıçakların da maalesef 3 tanesi olmuyor. Makineye göre çok büyük kalıyorlar. Üçü de kutu bıçağı. Bunlar da çok güzel kutular yapılıyor aslında. Ama maalesef kullanamayacağım. O yüzden bu geri kalanlarıyla beraber süslemeler yapacağız ve eminim sizin de hoşunuza gidecektir. Çünkü başka bıçak modelleri de vardı ama ben en çok bunları beğenmiştim. O yüzden bunları seçtim. Mavi bir kağıt kullanıyorum. Ve gördüğünüz gibi iki tane plastik parçam var. Bu plastik parçalardan birini kağıdın üzerine koydum ve kestim. Yaklaşık olarak plastiğin boyutlarını da kesmeniz gerekiyor kağıdı. Ve plastiğin üzerine renkli kağıdımı koydum. Beyaz kağıt da kullanabilirsiniz. O hiç önemli değil. Simli olabilir, desenli olabilir, çıktı alabilirsiniz. Onun üzerine yapabilirsiniz. Ya da kendiniz boyayabilirsiniz. Bıçağın tırtıklı olan yerini kağıdın üzerine denk gelecek şekilde yapıyorum. Ve düz olan kısmı da bize dönük. Yani aynen bu şekilde yerleştiriyorum. Kağıdın üzerine nasıl yerleştiği önemli değil. Sığacak şekilde aralarında belli boşluklar kalsın tabii ki. Çünkü bıçaklar kesim yapacak. O yüzden bu şekilde yerleştirdikten sonra üzerine diğer plastik parçayı kapatıyoruz. Bu şekilde makinenin içine yerleştiriyoruz. Ve sağ taraftaki kolundan çevirerek makinenin içinden geçmesini sağlıyoruz. Alttaki bıçaklar iki plastiğin arasında kaldığı için kağıdı kesiyorlar ve bu şekilde çalışıyor. Ben çok sevdim bu tekniği ve bununla güzel şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. İlk bu videoda kullandım ama aklınıza güzel fikirler geliyorsa lütfen bana yorum olarak yazın. Onları da yaparız inşallah. Bu şekilde içinden böyle yapraklar çıkıyor. Çıkartması da çok zevkli aslında. Çok kolay çıkıyor. Güzel kesiyor yani. Bunları bullet journal'da da kullanabiliriz bu arada. Evet, şimdi başka bir kağıdın üzerine. Bu biraz daha 3 boyutlu bir şey. Şimdi yapınca göreceğiz. Eminim siz de beğeneceksiniz bunu. Şu aşağıdaki kutu gibi olan şey ne olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Aldığımda yani eminim ki güzel bir anlamı vardır falan ama gerçekten hatırlamıyorum yani. Onu da deneyeceğiz, herhalde bulacağız. Eğer bulursam onunla ilgili de bir video çekebilirim. Şimdi bu çiçek gibi, yarım çiçek gibi olan şeyi göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle kıvrılarak 3 boyutlu bir çiçeğe dönüşüyor ve bu gerçekten harika oluyor. Bununla beraber de böyle 3 boyutlu çiçekler falan yapıp birilerine böyle hediyeler falan yapabilirsiniz. Renkli renkli bir sürü çiçek buketi yapabilirsiniz. Pirinçle beraber yapıştırıyorum
Gördüğünüz gibi bir çiçeğe dönüştü. Şimdi daha gerçekçi olması için yapraklarını geriye doğru kıvırıyorum. Boyayabilirsiniz bu arada bunları ya da boyadığınız bir kağıttan da kesebilirsiniz. Şimdi bu şekilde çiçekleri yerleştirmeye çalıştığımda aslında sığmıyor. Bu alanın dahilindeki alanları kullanabildiğim için penseyle beraber ayırıyorum. Zaten diğer parçalar da birbirine aynen bu şekilde tutuluydu. Ben onları ayırdım. Böyle parça parça hale geldi. Yani bizim için önemli olan bu iki plastiğin genişliğini geçmeyecek boyutta olması bıçakların. Ve bunlar özel bıçak oldukları için elinizde kesmiyorlar bu arada. Elinize dokunduğunuzda elinizi kesen bir bıçak değil. Sadece basınçla beraber kağıdın üzerine denk geldiğinde kağıdı kesiyor. Bu videoda dediğim gibi birkaç tane yeni ürün deneyeceğiz. Bir tanesi buydu. Ama ben kaligrafiyle ilgili de bir seriye başlamak istiyorum. Bununla da ilgili bana isteklerinizi yazarsınız demiştim Instagram'da. Ve gelen mesajlara da SS aldım. Onları da bu seri videolara başladığımda tek tek çekmek istiyorum. Çünkü sizin istediğiniz videoları çekmek benim aslında eğer ben de zevk alıyorsam tabii ki önceliğim. Sonuçta benim motivasyonum da sizin bana güzel yorumlar yapmanız, videoyu izlemeniz, arkadaşlarınızla paylaşmanız, işte videoyu beğenmeniz. Benim motivasyonum da YouTube'da bu. O yüzden sizin videoya olan ilginiz ve hevesiniz beni gerçekten çok daha fazla gaza getiriyor. Bundan sonraki videolarda da bir basamak oluyor bana. Bu arada ben kesip kağıdı içindekileri kullanıyorum ama içindekileri çıkartıp bir şablon olarak da kullanabilirsiniz bunu. Ben renkli bir kağıt kullanıyorum ve ortadan ikiye katlıyorum bu renkli A4 kağıdı. İstediğim ölçülerde, yani aslında daha çok zarfımın ölçülerinde kesiyorum. Zarfın içine sığacak şekilde. Köşelerini yuvarlıyorum ve böyle bir kitapçık gibi hale getiriyorum. Buradaki kestiğim yapraklar ve çiçeklerden bir kompozisyon oluşturup piritle beraber üzerine yapıştırıyorum. Yani stick yapıştırıcıyla beraber. Ve sonra hepsi için aynı işlemleri yapıyorum. Kapak kısmında hazır sticker kitabımdan stickerlar seçip onları da sağ üst köşeye yapıştırıyorum. Takipçilerime isminin yazılı olduğu kartlar hazırlamıştım. Bunları kapaklara yapıştırıyorum. Ve hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra en son takipçime, sonradan karar verdiğim takipçime
ayrı bir renkte kağıda hazırlıyorum ve onu da üzerine yapıştırıyorum. Kartların köşelerine renkli bantlar yapıştırıyorum. Ve bu videoda yeni bir ürün daha deneyeceğim. Bunlar fırça uçlu kalemler ve fabrikaların kalemleri. İlk defa deniyorum aslında bu kalemleri yani bu videoda. The Wash Tape Shop'un ürünleri bunlar. Bunların da linkini diğer ürünler gibi kullandığım ve linki olan diğer ürünler gibi aşağıdaki kutucuğa bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Güzel kalemler, uçları da güzel gayet. Keyifli yazı yazılıyor. Diğer renkleri de yani bütün renklerini de gösterebilmek adına bu kağıda swatchluyorum ve siz de buradan inceleyebilirsiniz. Ve böyle fırça uçlu ince kalemler var. Yazdığım kaligrafiye kontür yapıyorum. Hem çiçekleri, yaprakları biraz daha efektli bir hale getiriyorum. Hem de kontür yapıyorum. Bu şekilde daha güzel olacak bence. Bu ürünlerin de dediğim gibi linkini aşağıdaki kutucuğa bırakıyorum. Ve kartların sağ bölümüne de yazmak istediklerimi yazarak zarflara koyuyorum artık. İçlerine bir tane sticker ve bir tane de kalem hediye ederek tabii ki. Ve bunları da bana adreslerini gönderecekler. Ben de onlara kargo ile beraber göndereceğim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen like etmeyi, aşağıya bana öneri fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.